Yeniköy Termik Santrali, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda 18 Temmuz 1986'da elektrik üretimine başlamıştır. 2014 yılında yapılan özelleştirmeye yönelik ihale ile İYİCE İçtaş Enerji ve Limak Enerji ortaklığına devredilmiştir. Limak Enerji'nin bağlı olduğu Limak Holding, büyük kamu ihalelerinin verildiği, vergi aflarının, devlet garantili ödemelerin sağlandığı yolsuzluk ağı olan Beşli Çete'ye dahildir. AKP'li milletvekillerinin sunduğu bir torba yasaya göre az kalsın Beşli Çete demek ya da onlarla ilgili haber yapmak bile yasaklanıyordu. Türkiye devletiyle bu kadar iç içe geçmiş bir yolsuzluk ağından bahsediyorum. Yeniköy Termik Santrali açıldığı yıldan beri 23.595 kişinin erken yaşta ölümüne sebep olmuştur. 36 yılda santralin açtığı toplam sağlık maliyeti 508 milyar TL olmuştur. Ve tabii ki yerel halk çocuklarının ölmesinden, sevdiklerinin zehirlenmesinden, havalarının, sularının, topraklarının kirletilmesinden ve ormanlarının yıkılmasından çok rahatsız. Milas ilçesine bağlı İkizköy'ün sakinleri ve çeşitli çevreci gruplar 2 senedir çadırlarda nöbet tutarak termik santrallere kömür sağlanması için açılacak maden sahasına karşı Akbelen Ormanı'nı ve bu bölgedeki zeytinlikleri koruyor. Şu an bir sürü jandarma ekibi geldi. Müdahale olacak gibi görünüyor. Bir sürü jandarma aracı var Akbelen Ormanı'nda. Bu sabah, yani 24 Temmuz 2023 sabahı 05.30'da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA direnen köylülerin nöbet alanına sevk edildi. Bununla eş zamanlı olarak kesim motorlarıyla Akbelen Ormanı'na girildi ve çamları kesmeye başladılar. İkizköylüler sabahın erken saatlerinden itibaren Akbelen Ormanı'nda durumu protesto ediyor. Jandarma köylüleri ormana sokmamak için kalkanlarıyla, joplarıyla, biber gazıyla ve TOMA ile köylülere saldırıyor. İzmir Anarşi'den dostlarım alanda İkizköylüleriyle dayanışma içerisinde. Onlardan aldığım bilgilere göre şu ana kadar iki büyük müdahale yaşanmış. İlk müdahalede birisi İkizköy Çevre Komitesi avukatı olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmış. İkinci müdahale çok daha sert gerçekleşmiş. Müdahale gerçekleşmeden hemen önce alana bir araba giriş yapmış, kumanya olduğu iddia edilmiş fakat sonrasında aracın içerisinden askerler çıkıp jandarma ile birlikte jop, toma ve biber gazı kullanarak protestoculara saldırmış ve 3 kişi daha gözaltına alınmış. Alanda bayılanlar, fenalaşanlar, yaralananlar var ve bunların çoğu İkizköy halkı. 60-70 yaşındaki insanlara, küçük çocuklu ailelere kontrolsüz bir şekilde saldırı yapılıyor. Çünkü devlet ve devletin ordusu vatandaşların canından çok yandaşların malını önemsiyor. Ben bunları yazarken alana çevik kuvvetle giriş yapmış bulunmakta. Akbelen Ormanı'ndaki mücadele daha uzun süreceğe benziyor. Sizden ricam, elinizde ise Muğla'ya gidip bu mücadeleye dahil olmanız. Elinizden gelmiyorsa da en azından seslerini duyurmaya yardımcı olmanız. Bu durumda bilmemiz gereken bir şey var. Bu uzun süreli bir olay, bir anda yaşanmış bir şey değil. 2021'de yangınlar olurken gece görüşlü helikopterler yalnızca AKP'nin birinci olduğu Seydi Kemer ilçesine gitmişti. Çevre konusunda Muğla belediyeleri çok yalnız bırakılıyor. Bu belediyelere yangın aracı alınması yasaklanırken merkezi yönetim de yardıma gelmiyor. Muğla'daki yangınlar sırasında halk kendi çabasıyla durumu kontrol altına almaya çalışmıştı. Bu durumun benzerlerini İzmir'de de görüyoruz, Mersin'de de görüyoruz. Bunlar tesadüf değil. Bunlar AKP'li olmadığı için cezalandırılan şehirler.
Bu videoda çektiği görüntüleri kullanmama izin veren Hakan Tosun'a çok teşekkür ederim. Kendisi bir belgeselci. Kanalını ve Instagram hesabını açıklama kısmına yazacağım. Mutlaka kontrol edin çünkü gerçekten çok güzel içeriklere sahip. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Akbelen Ormanı'ndaki mücadeleye destek olun. Görüşmek üzere. Gülsün Nene 94 yaşında. Akbelen Ormanı'nı korumak için şu anda yerinden kalktı. Ormana gidiyor. Ormanını korumak için. Bizim burayı korumaktan başka çaremiz yok. Bu topraklar hepimizin. Buradan gitmek istemiyoruz. Evet, Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz. Ormanımız gitmesin, kesilmesin diye nöbet tutuyoruz. Ya bugün birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Bu ormanı korumak zorundayız. Bir ağaca muhtaçken bu iklim krizinde, su krizinde, gıda krizinde bir ağaca muhtaçken burada onlarca ağaç kesiliyor. Katliam var burada. Ne olur yetişin, ne olur. Tekrardan burada olacaklar gidenler. Tekrardan köylüler olarak burada hep birlikte toplanacağız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hepiniz geldiğiniz için çok sağ olun. Burada çok esaslı, çok haklı bir mücadele veriyoruz hep birlikte. Bu mücadeleyi kıymetli kılan da yerelin önderliğinde sizin de sahiplenmenizle böyle bunun yükselmesi. Çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Çok planlanmış, çok organize olunmuş bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Çünkü daha önce defalarca kez kesime girildi ve onlar da idmanlıydı. Onlar da daha önceden dersler çıkarmıştı, bizim neler yapabildiğimizi görmüşlerdi. Bütün her şeyi hesap ederek dün gece, ya bu gece sabaha karşı 5.30'da buraya geldiler. 5.30'dan beri bizi burada jandarmayla, kolluk gücüyle oyalıyorlar. Mücadele bitmedi. Arkada evet ormanlar kesiliyor. Evet ağaçlarımız kesiliyor, içimiz kan ağlıyor şu anda. Ama hala daha 780 dönümlük koskoca bir ormandan bahsediyoruz. Hala durdurma ihtimalimiz var. Sosyal medyada, kamuoyuna çok büyük bir tepki oluşturmuş durumdayız. İnsanlar haklı sesimizi duymuş ve sesimize ses oluyor şu anda. Bunu güzel bir şeylere dönüştürebilmek, anlamlı bir şeylere dönüştürebilmek için bu birliğimizi korumak zorundayız. Biz köylüler olarak şu an bu mücadeleden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman biz tamam demedik, sonuna kadar da götüreceğiz dedik. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Ama lütfen köylüler olarak bizi burada yalnız bırakmayın. Her zamanki gibi desteklerinizi bizden esirgemeyin. Burada olmanız, bizimle kalmanız çok çok önemli. Bu mücadele buradan da dönebilir. Buradan da kazanabiliriz ama birlik olmamız önemli. Biz zaten kaybetmeyi de göz olarak çıktık ama o kazanma ihtimalinin güzelliği bizi buralara kadar getirdi. Bu kadar çaba gösterdik, bu kadar emek gösterdik. 740 güne yakındır biz burada. 7/24 buradayız. Burayı tabii ki de terk etmeyeceğiz yine. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama burada ne kadar kalabalık olursak, ne kadar güçlü durursak o kadar iyi. Bu mücadeleyi o kadar güçlü savunacağız. Köylüler geldikten sonra hep birlikte tekrardan konuşuruz. Dinlediğiniz için sağ olun. Sonra tekrar bir değerlendirme yaparız.